Ta ki golü yene kadar, golü yedikten sonra biraz çözülmelerimiz oldu ve istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ama ikinci yarıyla beraber birazcık daha oyuna ortak olmak istedik. Ama bence farklı bir engel çıktı. Hoca hakem triyosu bence bizi oyuna sokmadı bugün. Çünkü çok kritik pozisyonlar var. Daha sonradan biz de seyrettiğimizde gerçekten verilebilecek pozisyonların verilmediğini gördük. Özellikle ikinci yarı başlangıcında 48. dakikada Ahmet Kutucu'nun pozisyonu. Bize göre penaltıydı ama hocam öyle değerlendirmedi. Vara bile gidilmedi. Akabinde olan pozisyonların hepsinde bence hakemin değerlendirmeleri yanlıştı. Ama bunlar benim görüşüm. Bu zamana kadar da hiç konuşmadım hakemle alakalı ama bugün hakemin doğru maç yönettiğini düşünmüyorum. Bu Eyüpspor'un galibiyetine gölge düşürmek değil. Onlar gerçekten hak ettiler, kazandılar. O ayrı bir konu ama bizi maça sokmadı. Oradan dolayı bir serzenişim var. Ama nereye kadar olur bilmiyorum. Çünkü futbolda pozisyonları biz de değerlendirdiğimizde verilen verilmeyen pozisyonların örtüşmediğini görüyorum. Bu beni üzüyor. Bu sadece bugünkü hakemle alakalı değildi. Bence ülkemizde genel bir sıkıntı bu. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Biz önümüze bakacağız. Hatalarımız var. Bizim kendi hatalarımızı biz ortaya koyup diğer maçlarda bunları yapmadan yolumuza devam etmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Bu sene oynadığınız maçlar özellikle deplasmanlarda şut sayısında çift haneli rakamlara çıkmıştı Bodrumspor. Bugünkü performansınız az önce bahsettiğinizden şeylerden kaynaklı mı yoksa hafta içinde Eyüpspor'un liderliğinden dolayı bir savunma anlayışı mı? Yok, sadece biz savunma anlayışıyla bu maça çıkmadık. Bizim genel bir oyun anlayışımız var. Biz aynı oyun anlayışımızı sahaya sürdürdük. Ama dediğim gibi bugün özellikle bazı arkadaşlarımın da performansının düşük oluşu çok basit bir gol yememiz ve oyunun çözülmesine neden oldu. Dolayısıyla biz tamamıyla savunma yapan bir takım değiliz hiç kimseye karşı. Genel felsefemizi oyuna sürmeye çalıştık ama maalesef başarılı olamadık. Başka sorusu olan? Teşekkürler.